Selamlar arkadaşlar. Modalların çözümlü alıştırmalarıyla devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Burada mustn't ve don't veya doesn't have to'ya bakacağız. Sadece ikisini. Bunu vermesinin önemli bir sebebi var çünkü. Ben önce kısacık bir şey konuyu anlatayım size. Ondan sonrasında alıştırmalarını yapalım. Normalde must ve have to veya has to, he, she, it için has to şeklinde kullanıyoruz. Meli malı eki demek, yani yapmalısın anlamında. Ama arada küçük bir fark vardı. Mesela I must study diyebilirsiniz veya I have to study diyebilirsiniz. Ders çalışmam lazım, ders çalışmalıyım anlamında. Ama burada kendi fikriniz var. Kendi fikrinizse must veya have to kullanabiliyorsunuz. Ama sizin fikriniz dışında bir zorunluluk varsa eğer, o zaman sadece have to kullanabiliyoruz. Must kullanmıyoruz. Yani I have to start work at 8 o'clock. Saat 8'de işe başlamak zorundayım. Bu sizin fikriniz değil. Bu dışarıdan gelen bir zorunluluk. Bu yüzden bunun için must değil, sadece have to kullanabiliyoruz. Özetle kendi fikrinizse hem must hem have to veya he she it için has to. Dışarıdan gelen bir zorunluluksa, sizin fikriniz dışındaysa sadece have to diye kullanıyoruz. Ama olumsuz halleri ise tamamen anlam değişiyor. You mustn't do dersek eğer, yapmamalısın demiş oluyoruz. You don't have to do veya she doesn't have to do dersek eğer, yapmana gerek yok, yapmasına gerek yok anlamı katmış oluyoruz. Yani mustn't yapmamalısın, don't have to yapmana gerek yok demek. Formül olarak da, yani form olarak da şuna dikkat edin. Normalde he, she ile has to kullanıyoruz ama olumsuz halinde doesn't have to diye kullanıyoruz. Normal simple present mantığı aslında. Olumsuz ve sorularda does ve doesn't geldiği için fiilin yalın halini kullanıyoruz ya, s takısı gelmiyor. Bu da aynı şey. Doesn't olduğu için has to değil, have to şeklinde kullanıyoruz. Şimdi anlamlar çok kolay. Mustn't yapmamalısın, don't have to yapmana gerek yok. Ama tavsiyem, yani bu videoyu izledikten sonra daha fazla cümleyle haşır neşir olun ki sadece anlamını bilmek yetmiyor. Çünkü cümleleri anlamanız gerekiyor ki, yani mustn't mı olacak, don't have to mu olacak. O yüzden mümkün olduğunca çok alıştırma çözmeye çalışın derim. Yani mümkün olduğunca çok İngilizce cümleyle karşılaşın. Şimdi başlayalım ilkiyle. We have a lot of work tomorrow demiş. Yarın çok işimiz var. Buradaki work fiil değil, isim, dikkat edin. Çalışmak değil, iş anlamında. We have a lot of work, çok işimiz var. You blah blah, be late. Be late, geç kalmak demek. O yüzden geç kalmamalısın anlamında you mustn't be late diye kullanırım. Check dedim, tiki aldık. You blah blah, tell anyone what I just told you. What I just told you, az önce sana anlattığım şey. Az önce anlamını katan buradaki just. Eğer ki cümlenin ortasında what gördüyseniz bu the şey anlamı katar. Yani what'ı hiç düşünmeyin. I just told you, az önce sana anlattım. What I just told you derseniz az önce sana anlattığım şey demiş olursunuz. You blah blah tell anyone, it's a secret. Bu bir sır. Kimseye anlatmamalısın deriz. O yüzden you mustn't tell anyone diye yaparım. 3'te the museum is free. Free serbest demek, özgür demek, ücretsiz demek. Burada ücretsiz anlamı var tabii ki. Müze ücretsiz. You blah blah pay to get in. Get in içeri girmek demek. To get in içeri girmek için, makemak için anlamı katıyor. Ödeme yapmak zorunda değilsin diye kullanırız. Yani ödeme yapmamalısın demeyiz. You don't have to pay to get in diye yaparım. 4'te children blah blah tell lies. Tell lie yalan söylemek demek. Çoğul kullanılıyor burada. Yalanlar söylememeliler gibi. It's very naughty. Naughty normalde yaramaz, şımarık gibi bir anlam var ama it's very naughty derseniz çok ayıp demiş olursunuz. Böyle bir anlam da var. It's very naughty, çok ayıp. Children mustn't yalan söylememeliler. Mustn't tell lies diye kullandım. 5'te John's a millionaire. Buradaki s takısına dikkat edin lütfen. Normalde sanki n'nin ekiymiş gibi geliyor ama değil. Yani John'dan bahsetmiyoruz. John is a millionaire'in kısaltılmış hali. Buradaki emiz harekinin izi aslında. Onun kısaltılmışı. Milyonermiş John. He blah blah go to work. İşe gitmesine gerek var mı? Yok. He doesn't have to go to work. He doesn't have to go to work. Ve check diyelim. 6'da do my washing because my mother does it for me. Because, çünkü annem benim yerime yapıyor. Benim için veya benim yerime. Do my washing, çamaşırlarımı yıkamak zorunda değilim diye kullanabiliriz. I don't have to do my washing şeklinde yaptım. 7'de we blah blah rush. We've got plenty of time. Plenty of, a lot of gibi çok demek. Çok zamanımız var. O yüzden
Rush acele etmek demek. We don't have to rush. Acele etmemize gerek yok. 8'de you blah blah smoke inside the school. Inside the school yani inside içinde demek. Okulun içinde sigara içmemelisin tabii ki. You mustn't smoke inside the school şeklinde yaptım. 9'da you can borrow my new dress. Borrow ödünç almak demek. Yeni elbisemi ödünç alabilirsin. But you blah blah get it dirty. Dirty kirli demek. Get it dirty derseniz kirletmek anlamı katmış olursunuz. Buna da ama kirletmemelisin anlamında you mustn't get it dirty şeklinde kullanırız. 10'da we blah blah missed the train because it's the last one tonight. Çünkü bu geceki sonmuş. Last one yani last train demek gibi last one diye kullanıyoruz. Çünkü son trenmiş. O yüzden so we mustn't. We mustn't miss the train. Miss de kaçırmak demek. Hem özlemek hem kaçırmak anlamı var. She blah blah do this work today because she can do it tomorrow. Çünkü yarın yapabilir. O zaman do this work today. Yani bugün yapmak zorunda değil. She doesn't have to do. Siz de yazın bence. Sadece hani izleyerek yapmayın da. She doesn't have to do. Nesi yanlış oldu? S'si olmamış. She doesn't have to do. Yanlış yere koymuşum. She doesn't have to do. Şimdi oldu. Okay. 12'de I blah blah cleaned the floor today because I cleaned it yesterday. Çünkü dün temizledim. Bugün temizlemek zorunda değilim diye kullanabiliriz. I don't have to clean the floor today şeklinde yaptım. Check dedim. 13'de we blah blah forget to lock all the doors before we leave. Before we leave çıkmadan önce demek, ayrılmadan önce. We mustn't forget, unutmamalıyız. Neyi? To lock all the doors. Bütün kapıları kilitlemeyi unutmamalıyız anlamında. 14'te we blah blah stay in a hotel in London. We can stay with my brother. Erkek kardeşimle kalabiliriz. We can stay. O zaman Londra'da otelde kalmak zorunda değiliz. We don't have to stay in a hotel. 15. I blah blah spent too much money today. So I only got a little left. I'm sorry. So değil as. As'ın anlamı burada çünkü demek. Because'la aynı anlama geliyor. İken anlamı da var, gibi anlamı da var. Buradaki anlamı çünkü. Çünkü I only got a little left. Çünkü çok az kaldı demek. İsterseniz böyle bir şey olarak kalıp gibi düşünebilirsiniz bunu. I only got a little left. Left kalan demek. Kalan çok azım var gibi. Türkçe'ye böyle çevirince biraz anlamsız ama çok az kaldı diye düşünebilirsiniz. O yüzden I mustn't spend too much. Çok harcamamalıyım. Çok para harcamamalıyım bugün. 16'da they blah blah get up early today because it's Sunday. Bugün pazar. Bugün değil de çünkü pazar anlamında. So we don't they mi? They demiş. They don't have to get up. They don't have to get up'ını vermiş zaten. We don't have to get up. We diyorum hep they don't have to get up. Erken kalkmalarına gerek yok. I blah blah eat too much cake or I'll get fat. Yoksa şişmanlarım anlamında. Çok fazla pasta yememeliyim. I mustn't. Aslında bu cümlede I better not diye yapsa daha iyi olurdu. Görmüştük bunu. Had better not konusu. Yemesem iyi olur. Yoksa anlamı katıyorsak ya hani bir şeyi should gibiydi had better ama tavsiyede bulunuyoruz. Kendi kendimize de olabilir. Yapmasam iyi olur anlamında I'd better not. Yoksa şöyle olacak diye bir cümle katıyorsak eğer yanına mustn't'tan ziyade had better not daha iyi olur. Ama mustn't da yanlış değil tabii ki kullanabilirsiniz. Ve 18'de we blah blah be late for the exam. Sınava geç kalmamalıyız. Tabii ki de. O yüzden we mustn't be late for the exam. T'sini unutmuşum. We mustn't be late. You tidy up now. I'll do it later. I'll do it later. Ben daha sonra yaparım demek. Tidy up da toplamak, düzenlemek anlamında. Şimdi toplamana gerek yok deriz. You don't have to. You don't have to tidy up now şeklinde. Ve sonuncusu 20. He blah blah cook tonight because he's going to a restaurant. Çünkü restorana gidiyor. Cook tonight yani cook yemek pişirmek demek. O yüzden yemek pişirmesine gerek yok. He doesn't have to cook tonight diye yaparız. Umarım anlaşılır olmuştur. Kolay bir konu aslında. Yani anladıysanız ve cümleleri anlayabiliyorsanız hiçbir sorun çıkmayacaktır. O yüzden dediğim gibi bol bol cümleyle karşılaşmaya çalışın. Kitap okuyun. Listening yapın. İnternette çok güzel şeyler var. Short stories var mesela kısa hikayeler. Ve dinlemeli kısa hikayeler. Onları dinlemeye çalışın. Bu şekilde ne kadar çok cümleye maruz kalırsanız kalıplarda aklınıza o kadar çok yerleşir.
Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yine model çalışmalarıyla devam edeceğiz. Mümkün olunca kısa sürede bitirmeye çalışacağım bunları. Sonrasında tenslerle ilgili alıştırmalar yapacağız. Onları da sırasıyla planlarımı söyleyeceğim. Görüşmek üzere bir sonraki derste. Hoşça kalın.